Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da nasibini aldı. Şimdi Beşiktaş sahiline gidiyoruz. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Yunus Emre Şeker bizlere son durumu aktaracak. Yunus Emre, evet sıcaklar başladı dedik. Sahilde durum ne, neler yaşanıyor? Ayrıntıları senden dinleyelim. Meltem Günay, evet Temmuz ayının sonlarına doğru Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları başladı. İstanbul'da bundan nasibini almaya başladı. Bugün için konuşacak olursak şu anda sıcaklık 35-36 derece seviyelerinde. Tabii nem de buna eklenince sıcaklık değerleri, en azından hissedilen sıcaklık bir tık daha artıyor. Nem de şu anda %35-40 seviyelerinde. İstanbul'da hissedilen sıcaklık bu şekilde. Tabii havalar ısınınca bu sokağa da yansıyor. Gördüğünüz gibi sahillere de yansıyor. Normalde şu anda bulunduğumuz Beşiktaş sahilinde şu saatlerde adeta hani iğne atsak yere düşmez diyebileceğimiz bir kalabalık olurdu hafta içi olsa dahi. Ama kameraman arkadaşımla rica edeceğim, sıcakların da etkisiyle vatandaşların çok fazla tercih ettiğini söyleyemeyiz. Çünkü sağlık açısından bakacak olursak da aslında bakarsanız özellikle günün bu saatlerinde dışarıya çıkmak, güneşe maruz kalmak son derece olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden uzmanların da uyardığı şekilde, uyardığı gibi biz de bir uyarıda bulunalım. Özellikle bu saatlerde güneş ışınlarının daha dik açıyla dünyaya vurduğu şu saatlerde mümkün olduğu sürece dışarıya çıkmayalım. Evlerimizde duralım ve güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya çalışalım. Bakın, güneşin de olumsuz etkileri dedik. Havalar sıcak dedik. Burada yüzenler de var. Burada minik bir kardeşimiz gördüğünüz gibi denizin içerisinde yüzüyor. Burada bir beyefendi var. O da serinlemeye çalışıyor. Olabildiğince yanına yaklaşmaya çalışacağım. Olabildiğince yanına yaklaşmaya çalışacağız. Şöyle yapalım. Efendim merhabalar, nasılsınız? Çok sağ olun. Havalar çok sıcak. Çok sıcak. Harika. Nasıl önlemler alıyorsunuz efendim? Gerçi önlem mi demek lazım? Bol bol su içiyorum. Yani çok güzel. Güzel. Denize girdiniz mi? Direkt yüzüyor musunuz yoksa sadece kıyı kenarında? Şöyle bir şey, serinlemek için yani. Serinlemek için yani. Aslında az önce çok güzel bir şey söylediniz. Bu havalarda çok fazla su içmek lazım. Evet. Ne kadar su içiyorsunuz? Mesela şöyle bir şey, 1, 2, 3, 4. Yani. Şişe gidiyor yani. Evet, evet. Evet. O halde biz sizin keyfinizi bozmayalım efendim. Size iyi günler diyelim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi burada çocuklar da var. Onlar da denize girecekler ama görüntülenmek istemiyorlar. Onlar da denize girecekler, serinleyecekler. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Hani bunu dışarıda olan herkes şu anda şu dakikalarda hissediyordur ki dediğimiz gibi normalde burada yoğunluk çok fazla olurdu. Ancak şu dakikalarda çok fazla göremiyoruz. Burada bir beyefendi var. Ona da dönelim, onunla da konuşalım. Efendim merhabalar, nasılsınız? Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Kızınız mı? Evet. Kızınızla birlikte geldiniz, denize giriyor. Siz denize girmeyi düşünüyor musunuz? Ben girdim çıktım. Evet. Bayağı soğuk ama su. Su soğuk olsun zaten değil mi? Su soğuk olsun çünkü havalar çok sıcak efendim. Peki güneşten korunmak için başka ne gibi önlemler alıyorsunuz efendim? Bol bol sıvı tüketiyoruz. Yani beslenmemizi biraz değiştiriyoruz. Biraz daha böyle meyve sebze, ağır şeyler yememeye çalışıyoruz. Yani biraz beslenmeyle falan dengelemeye çalışıyoruz. Bol salata. Daha işte ağır olmayan şeyler yiyorsunuz. Sıvıyı fazla tüketiyoruz. Bu şekilde korumaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Size de iyi keyifler dileyelim. Evet, gördüğünüz gibi vatandaşlar serinlemek için bu noktada, en azından bu noktada denize giriyorlar. Tabii herkesin böyle imkanları olmuyor. Herkes sahilde, deniz kenarında yaşamıyor. Dolayısıyla az önce söylediğimiz uyarıyı bir kez daha yapalım. Mümkün olduğu sürece. Eğer çok elzem bir işimiz yoksa şu havalarda ve özellikle şu saatlerde dışarıya çıkmamaya çalışalım. Dışarıya çıkmamaya gayret gösterelim. Bakın burada bankta oturan vatandaşlar da var. Onlar da burada denizi seyrediyorlar. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, kolay gelsin. Ben bir saat sonra gireceğim denize. Bir saat sonra denize gireceksiniz. Siz denize ne zaman girdiniz? Saat 5.30'da. Akşam 7'ye kadar uzun. Siz senin akşam. Yani şu anda fayda etmez yani. Şu anda bir faydası olmaz diyorsunuz. Fayda etmez. Akşam 5.30-6.00 arasında yürüdü. Efendim havalar sıcak. Siz ne gibi önlemler alıyorsunuz sıcaklardan korumak için? Seninle gideyim. O da çimenlikle. Vurzaya kafaya yatsam. Ben şimdi anneme yardım ettim temizlikte. Bir de onun yorgunluğunu atıyorum. Yani annemize yardım etmek sabah yani. Yani annene zaten temizlik işinden emekli oldum. Hani evde temizlik işi yapıyorum ben.
O yorgunluğu ben birazdan yorgunluğu burada atacağım. O yorgunluğu tadını çıkarttım. Bir de annemizi ellerini öper. Anneler hepimizindir. O halde tüm annelere bir selam söyleyelim. Bir de anne, baba, babam rahmetli. Allah'ın onu silahı, anneye her zaman hiçbir toz kaldırmam yani. İşiniz aşkası bereketli olsun. Teşekkür ederiz efendim, teşekkür ederiz. Evet, gördüğünüz gibi vatandaşlar, denizi seyredenler var. İşte denizin o dalgasını alıp da bir nebze de olsa serinleyenler var. Vatandaş da şey dedi, bir saat sonra gireceğim ben dedi, daha iyi olacaktınız o zaman dedi. Onunla birlikte gördüğünüz gibi denize girenler de var hali hazırda. Dediğimiz gibi sıcaklıklar yükseliyor. Yanbahar sıcaklıkları etkisini artırıyor. Bugün bir tık daha önceki günlere göre aslında bakarsanız sıcaklıklar iyi ama önümüzdeki günlerde nasıl olur onu da meteorolojinin yapacağı açıklamalar da takip edeceğiz. Ama bir kez daha uyarımızı yapalım. Havalar gerçekten çok sıcak. Özellikle bu saatlerde güneş ışınlarının dünyaya daha dik açıyla vurduğu öğle saatlerinde yani 12 ile 4 arasında daha dikkatli olmak lazım. Önemli bir işimiz yoksa dışarıya çıkmayalım ve sıvı tüketmeye dikkat ederim. Sıvı gerçekten çok önemli. Özellikle bu havalarda vücudun sıvı kaybı çok fazla oluyor. Ve dolayısıyla bu açığı kapatmak için de her zamankinden biraz daha fazla su tüketelim diyelim. Ve bu noktadan aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü size bırakalım. Meltem Günay. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Yunus Emre Şeker bizlere sahildeki son durumu aktaracak. Yunus Emre, sahilde son durum ne? Sıcaklardan hepimiz nasibimizi aldık diyoruz ama insanlar nasıl seriniyor? Detayları senden dinleyelim. Evet Meltem Günay, sizin de söylediğiniz gibi şu anda Beşiktaş sahilindeyiz ve Eyyam-ı Bahır sıcakları etkisini göstermeye başladı. Temmuz ayının sonlarına doğru başlamıştı aslında bakarsanız Eyyam-ı Bahır sıcakları ve şu günlerde de devam ediyor. Önümüzdeki birkaç gün daha Eyyam-ı Bahır sıcaklarının devam etmesi bekleniyor. Şu anda İstanbul'da sıcaklık 37-38 derece seviyesinde İstanbul genelinde ve bununla birlikte tabii ki nemin de etkisi var sıcaklığın insan üzerindeki etkisine. Nem de şu anda şu dakika İstanbul'un genelinde %30-%40 seviyelerinde. Tabii nem de arttıkça sıcağın etkisini de insanlar daha çok hissediyor. Ve ne oluyor? Doğal olarak kendilerini sahil kenarlarına atıyorlar. Denize gidenler var ya da evlerinden hiç çıkmayanlar var. Aslında bakarsanız evden hiç çıkmamak daha mantıklı. Çünkü özellikle bu saatlerde şu anda güneş ışınları dünyaya çok dik bir şekilde geliyor. Saat 12 ile 4 arası uzmanlar tarafından da dışarıya çıkılmaması gereken saatler olarak aktarılıyor. Bizler de bu uyarıyı yapmış olalım. Eğer ki çok elzem bir durum yoksa, işimiz gücümüz yoksa dışarıya çıkmayalım. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim size sahili göstermesini. Az önce birkaç dakika önce burada denize girenler de vardı. Burada denize giren çocuklar da vardı. Onları da gördük. Fakat şu anda onlar da toplandılar eşyaları diye birlikte ve ellerinin yolunu tuttular. Kameraya da çok fazla çıkmak istemiyorlardı. Birçoğu da aslında bakarsanız anne babalarından izinsiz buradaydı. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi yine tabii ki denize girenler olmasa da sahilde deniz kenarında bekleyenler, denizin o dalgasının serinliğini hissetmek için burada olanlar da var. Gördüğünüz gibi vatandaşlar burada. Bazıları deniz kenarında oturuyor. Bazıları gölgelere geçiyor. Kameraman arkadaşımdan birazcık oraya doğru zoom girmesini rica edeceğim. Bazıları da gördüğünüz gibi bir gölge bulmuşlar. Bir ağacın altında serinlemeye çalışıyorlar. Tabii ki yine tekrar edelim. Yine hatırlatalım. Havalar çok sıcak. Her ne kadar bir gölge bulunca insan sevinse de nem de var. Nemin etkisi de var. Dolayısıyla mümkün olduğu müddetçe eğer işimiz yoksa dışarıya çıkmayalım. Çünkü uzmanlar defaatle uyarıyor. Bu uyarıyı bir kez daha yapalım. Bu ekranlar aracılığıyla bizler de hem izleyicilerimizi hem de izleyicilerimizin arkadaşlarının eşini dostunu uyarmış olalım. Uzmanlar özellikle saat 12 ile 4 arasında o güneş ışınlarının dünyaya en dik şekilde ulaştığı saatlerde dışarıya çıkılmaması yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara dikkat etmek lazım. Aynı zamanda havalar sıcak, biz de terliyoruz şu anda ve ne oluyor? Tabii ki sıvı kaybı oluyor. Dolayısıyla sıvı kaybının da önüne geçmek için her zamankinden biraz daha fazla su içmemiz gerekiyor. İçtiğimiz su miktarını birazcık daha artırırsak ve sıcağa da çok fazla maruz kalmazsak sıcak bu havalardan, Eyyam-ı Bahur'dan sorunsuz bir şekilde çıkarız. Bu havaları atlatırız diye düşünüyorum. Bizler de yeniden bu uyarıları ve bilgilendirmeleri yapmış olalım ve sözü bu noktadan Beşiktaş sahilinden yeniden size bırakalım. Meltem Günay. Yunus Emre Şeker, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.